İstanbul Belediyesi ve Ankara Belediyesi, biri Ekrem İmamoğlu, bir tarafta da Mansur Yavaş'ın belediyelerinde müdür atamalarını AK Parti'nin girişimleriyle belediye meclisinde oy birliğiyle karar verilecekmiş. Siz ne düşünürsünüz bu gelişmeyle ilgili? Şimdi oğlum ne desek... Önceden belediye başkanları yani, kim kazandıysa o atardı müdürleri. O ataması gerekiyor. Yani belediye kimse sorun da onundur. Yani? Yani CHP'nindir. Hükümetin girişimleriyle artık belediye başkanı kendi belediyesinde müdürleri kendisi atamayacak. Belediye meclisinde kim çoğunlukta ise bunun isteği doğrultusunda belediye içerisinde müdürler atanacak. Herhalde öyle olacak, başka türlü olmaz. Hep AK Parti'nin, AK Parti'nin... Önceden böyle değildi. He. Belediye başkanı atıyordu bunları. Şimdi şimdi belediye meclisindeki çoğunluğa göre atanacak. Bilemeyeceğim valla. Yalnız benim tek görüşüm İstanbul'la Ankara kaybetti. Neden? Ben sana o kadar diyorum. Beylikdüzü'nde bir sürü millet mesela Mansur Yavaş'ın açıklarını söyledi. İstanbul Belediye Başkanı. Dedi ki bu kadar dedi borcum var, bu kadar şeyler verdin, vaatler verdin, hiçbir şey yerine getirmedin. Ankara gene öyle. Peki bu anlamda belediyelerin yetkilerini kısıtlama anlamına gelir mi? Bu vallahi tarz işte Ekrem İmamoğlu 17 bin ve 13 bin oyla farkla kazandı. Hayır, 806 bin oy farkı. İlk seçimlerde. Ama ne oldu? Bir hak eden kişinin hakkın elinde alındı. 13 bin, evet. Yani şimdi 817 bin oyla kazandı. Yani şimdi gerçekten artık yani Türkiye'de artık öyle şey olmuş ki daha artık bilmiyorum yani inanamıyoruz böyle bir şeylere yani. Artık din imanla bu iş gitmiyor. Yani şimdi bugün hükümet eğer belediyenin ellerinde yetki alıyorsa bilmiyorum yani ülkemiz çok güzel, artık bu ülkede yaşamak da olmaz yani. Peki neden böyle bir durum başlatılmış olabilir? Özellikle hükümet İstanbul ve Ankara'yı kaybettikten sonra böyle bir çalışmanın başlatılmasının amacı nedir? Gururuna yedirmediği için yapıyorlar. Nasıl gururuna yedirmedikleri için? Yani sonuçta kaybetti. Yani kaybedilen bir şeye evvel etmeler lazım. Ya mesela Tunceli'de komünist belediye başkanı var. Kazandı. Kaç yıldan beri kimin elindeydi? Adam bir kere geldi, bir cezide kazandı. Şimdi adam hazine mallarını ekiyor, sürüyor. Ondan sonra orada ücretsiz şeyler çıkardı. Yani su faturaları 1 TL. Ben Tunceli'yim. Evet. Su faturası bedeli 1 TL alıyor. İnsanlar ücretsiz. Yani ulaşım, eğitim olsun, ne olursa olsun her şey çok güzel. Evet. Ne düşünürsünüz? Sizce neden böyle bir çalışma başlatılmıştır? Vallahi bilmiyorum. Halk Partisi'nin kötülüğündendir işte. Nasıl anlamadım? Kötü huylu Halk Partisi. Kim? Halk Partisi. CHP mi kötü evet, huylu? Evet, CHP. Kötü yani huylu. CHP kötülük yapacağı için mi belediyeleri evet, kısıtlıyordur? Tabii. Nasıl bir kötülük yapabilir CHP ne sizce? Ne yapıyor? Biz iyilik yapalım diyor. Yol yapıp yapma. Köprü yap, yapma. Onu yap, yapma. Etme. Yapma mı dedi? Tabii hep öyle yapıyorlar. Başka? Halk Partiler. Biz hacıya gideceğiz, hacıya gitmeyeceğiz. Gidilmesin, şöyle olmasın. Hep onları destekliyorlar. Çıplak halde denize giriyorlar. Bir sürü para harcıyorlar. Onları konuşmuyor. Ben Halk Partisi'nin insanlarla konuşuyorum böyle diyor. Hep böyle kötü şeylere akılları yoruyor. İyi değil yani. Ben kim iyiyse ona atarım oyumu. Yani CHP neden kazandı o zaman İstanbul'da, değil Ankara'da? Ben soydarlardan insanların kafası mı çalışmıyor? Ne yapıyor? İyi değil insanlar çok. Nankör de onun için. Aha. Vallahi. Öyle kişiler asıp keseceğine güzel şey yapıyorlar. O yüzden mesela hükümetin kısıtlaması doğrudur o zaman. Belediyelerin amaçlarını, eylemlerini. Valla kısıtlasınlar, varsınlar. Halk Parti'ye verilen eller kesilsin valla. Gerizekalılar. Ondan sonra ben neden ne olsun peki? Yani bir sürü insan Türkiye'de tabii, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyor. Neden hatta eller kesilsin diyorsunuz? Soysuz. Adam. Soysuz mu CHP'ye oy verenler evet, sizce? Evet. İyi değil. Vallahi billahi iyi değil. Neden iyi değil? Bir iş yapayım diyorum. İyi bir iş yok, yapma. Hep böyle kısıtlıyorlar. Kim dedi mesela? Halk Partisi. Halk Partisi. Benim yengem de var Halk Partisi. Bir şey olsun hemen köşe yapıyor. İyi değil. Vallahi oğlum da olsa yamuk iş yapsın. Onu dahi asıcıp keseceğim. Anladım. Vallahi. Sağ olun. Hükümet İstanbul ve Ankara'yı kaybetti. Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Muhalefet ya kazandı. Neden biliyor musun? Neden bu durum kaybettikten sonra yaşanmış olabilir bu çalışma? İşte, nasıl diyeyim işte, bu millet haksızlığa tahmin edemedi işte, baktı. Hep garibanlar ezildiği için millet düşündü, taşındı. O yüzden kazandı işte. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Nasıl? Anladım. Kendini anlatamadı. Kim anlatamadı kendini? Bana da duyurun. Bana bir iş. Ben iş arıyorum vallahi. İşe ihtiyacım var. Çalışmak zorundayım. AK Parti'de üyeyim ama maalesef yok ablam. Anladım. Peki kim kendini tanıtamadı, anlamadım.
anlatamadı. Neden? Anlatamadı tabii, anlatamadı herhalde ki millet yanlış anladı. Yani ağırlığını hissedemedi ne demek istediğimizi. Biz öyle söylüyoruz yani. Çok üzüldük. Vallahi CHP kazandı. Üzüldüm yani. Çok neden üzüldünüz? Ben çünkü AK Parti'ye tutuyorum canım. Peki hep AK Parti mi kazansın ya, istersiniz? Herhalde kalmasın. Bakın bir de bu denesin. Bu olsun. Anladım. Siyasette pek fazla ilgim yok da yani mücadele, bir siyasi mücadele. CHP'nin adayını ya da yetkilerini kısıtlamak için herhalde. Başka? Anladım. Bu yüzden mi? Yani muhalefetin belediyelerini, belediyeleri, tabii, büyük şehirleri kazandığı için mi? Evet. Kısıtlamak. Anladım. Başka ne var? Bir siyaset rakip durumundar. Peki bu adaletli midir, adaletsiz değil, midir? Değil. Adaletli değil, kesinlikle. Bu ülkeyi sömüren, yiyen de belediyelerdir. Bu ülkeyi mahveden hep belediyelerdir. Hor kullanılıyor devamlı. Peki özellikle bu çalışma CHP'nin Ankara'yı ve İstanbul'u kazanmasından sonra başlatıldı. Gerçekten de CHP'nin özellikle büyük şehirleri kazanmasıyla mı başlatılmıştır? CHP'nin belediyelerini engelleme adına. 66 yaşındayım, siyasete aklım alıyorum. Herkes menfaatinin doğrultusunda hareket etmiştir şimdiye kadar. Hiç kimse demokrasiden yana fedakarlık yapmamış. CHP'de yok mu yapmamış. Türkiye'de sizce öyle Türkiye'de vardı bir ara. 70'lerde vardı. Kimdi? Demokrat sol örgütler vardı. Onları da yok ettiler. Bırakmadılar. Vallahi yorum yapmayacağım. Ekrem İmamoğlu hakkında kesinlikle yorum yapmayacağım. Kendi kafalarına göre atıyorlar ama rahatlık İstanbul'a battı diyebilirim. Biraz yetkiler kesilse daha iyi olur. Kim tarafından? Kimin yetkileri kesilsin? Bir yukarıda oturanların. Kim onlar mesela? Ya bilmiyor musun yukarıda kim oturuyor? Peki bu durum özellikle CHP'nin Ankara'yı ve İstanbul'u kazanmasından sonra gelişti bu çalışma. Fark etmez. İster CHP olsun ister AKP olsun. Yukarıda oturanların biraz yetkisi kesilmesi gerek ki kendilerini sonra padişah hissetmesin. Anladım. Teşekkür ederim. Tamam. Ya şimdi canlı yayın yok, değil yok. Mi? YouTube. Yani haksızlık yapacaklar ya. Yani ben onu düşünüyorum. Kim haksızlık yapacak? Muhalefet partilerine. Anlamadım. Muhalefette bulunan. Muhalefet mi haksızlık yapacak? Muhalefete haksızlık yapacaklar. Ha, nasıl? Ya şimdi devletin gücünü kesecekler, alacaklar anladığım kadarıyla değil mi ya? Belediyelerin. Evet, belediyelerin. Bu kadar. Peki özellikle bu seçimlerde özellikle büyük şehir olan Ankara'yı ve İstanbul'u kaybettikten sonra hükümetin böyle bir çalışma yapması nedendir? Etik değil bence. Nasıl değerlendirirsiniz bu çalışmayı? Allah kabul eder mi onu? Allah kabul eder mi? Bileğinin hakkıyla kazanmış gelmiş. Ha bak gördün kaç da 1 milyon oy farkla şeye geldi. Fark yaptı. Bıraksın da insan çalışsın, bizim ekmeğe ihtiyacımız var. Ekmeğe. Ekmeğe ihtiyacımız var. Adam ne yaptı ki? Adam kazandı, bir daha kalktı oyunlar oynadılar. Bugün ne oluyor? Ne oldu? Yine kazandı geldi bir yere. Bıraksın da beraber çalışalım, beraber ekmek yiyelim. Ülke düzelsin. Ülke düzelsin kardeşim. Valla bence AK Parti kazansaydı iyi olacaktı. Anladım. Teşekkür ederim. Şey. Güvenmiyorum ben ona. Kime? Neydi o adam? Neydi ismi, neydi onun? Kimin, İsmi, nerenin? Başkanı. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı mı? Yok. Belediye başkanı. Belediye başkanı. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Ama hükümet belediyelerin yetkilerini azaltan bir çalışma başlattı diye sordum. O bir gidin, doğru değil. Doğru mudur doğru size? Doğru değil. Doğru değil. Yani. Yoksa CHP kazandığı için mi yetkilerini azaltacaktır? CHP kazandığı için değil ama yani yetkili azaltması doğru değil. Yok, siz Ekrem İmamoğlu'nu beğenmiyorum dediniz ya, o yüzden yok, beğenmiyorum sorun. Değil ama ben adama güvenmiyorum. Güvenmiyorum çünkü bir dediği bir dediğine uymuyor bir kere. Mesela? Mesela CHP'ye de inanmıyorum. Niye inanıyorum? Kılıçdaroğlu namus sözü verdi. Neyle ilgili? İşçiler çıkartılmayacak diye. O şekilde ona güvenmiyorum yani. Bir sürü sözler verdi. İşçilerden sözler. Nerede işçiler çıkartılmış? Burdur'da çıkartıldı. Burdur. Başka yerde çıkartıldı. Ankara'da çıkartıldı. Hepsine çıkartıldı. Yazık günah değil mi bunları? Bence yazık günah yani. Herkesin ekmeği, bir kişinin ekmeğinle oynaması bir kere çok yanlış. Ne düşünürsünüz? Sizce doğru mudur belediyelerin yetkilerinin azaltılması? Yanlış. Tamamıyla yanlış. Peki neden yapmıştır sizce? Neden çünkü böyle bir çalışma başlamıştır? Millet varken devlet nasıl olacak? Nasıl anlamadım? Milletin iradesi mi? Devletin iradesi mi? Anladım. Neden yani, gerek koyduydular? Milletin iradesiyle seçilmiş bir belediye başkanının yetkilerini, aynen, azaltmak doğru değil mi? Onu mu demek istiyorsunuz? Evet. Doğrudur. Yani neden yani?
O zaman belediyeler de kalktır, tek adam kalsın. Her ilde ve ilçede bulunan belediyeler tabii kendine ait olan arsa, araziler konusunda belli yetkileri kullanabilirler. Bu iyi veya olumlu veya olumsuz yönleri olabilir. Bunlarla ilgili ne olduğuna bakmak lazım. Nasıl? Yetkilerin kısıtlanması hangi yönde? Olumlu mu olacak, olumsuz mu olacak? Ona göre değerlendirmek lazım. Yani bunları söyleyebilirim. Sizce peki olumlu mudur kısıtlanması? İşte dediğim gibi hangi yönlerde buna müsaade edilecek veya edilmeyecek? Önemli olan bu. Diyelim ki hangi konuda? Diyelim ki herhangi bir şekilde biri mal varlığı veya mal edinme konusunda bir önerge çıkartıp bunları durduracaksa belediyeler kendilerine göre istedikleri arazileri, istedikleri kişilere veriyorlarsa bunun önüne geçilmesi lazım. Peki bu durum özellikle hükümet Ankara ve İstanbul'u kaybettikten sonra başlatıldı bu çalışma. Muhalefetin bu büyük şehirleri kazanmasıyla bağlantılı olabilir mi? Ya belki olabilir ama dediğim gibi önceden böyle atılan bir adım var mıydı? Ona bakmak lazım. Özellikle bu çalışma Ankara AK Parti'nin Ankara'yı ve İstanbul'u kaybetmesinden sonra başlatılan bir çalışma oldu. İnanmıyorum öyle bir şey olacağına. Yani hepsi halk için çalışıyorsa, değil mi? Yani siyasiler ne için var, belediyeler ne için var? Vatandaşın iyiliği, rahatı için. Eğer buna karşı gelecek bir şey oluyorsa tabii ki onaylamayız. Bu şehirlerin muhalefete geçmesiyle alakası olabilir mi sizce? Olmaz. Onunla bir alakası olmaz. Neden vardır peki? Neden azaltıyorlardır belediyelerin yetkilerini? Ya hükümete daha çok destek olsun diye. Nasıl anlamadım? Yani mali yönden hükümetin daha çok güçlenmesi açısından o yüzden azaltıyorlar. Daha önce mesela köyleri belediyenin elinden aldı, şeylerin köylünün elinden aldı, belediyelere verdi. Şimdi sinsile usulüyle kendine alıyor hükümet. Benim belediyeleri. Görüşüme. Evet. Peki bu anlamda biraz belediyelerin kendi özerk yapısını, özellikle şimdi Türkiye'deki bütün belediyeler hükümetin değil, başka partilerin de, CHP'den tutun MHP'ye ya da İYİ Parti. AK Parti bir sistem, bir şekilde bunları kendine bağlamaya çalışıyor yani. Bu benim doğru bir şey mi peki? Vallahi ben AK Parti olarak yanlış bir şey diyorum ama gene de bir şey diyemem yani o konuda. Ekrem İmamoğlu'nun ve Mansur Yavaş'ın belediyelerinde artık belediye içindeki müdür atamalarını AK Parti'nin girişimleriyle meclis, belediye meclisinde atanacakmış. Oy birliğiyle. Yetkiyi belediye başkanından alıp hani cumhurbaşkanlığına veya bakanlar kuruluna devretmeye çalışıyorlar ama dün yasa herhalde bununla ilgili yasama kurulu şey yaptı. Yani yargı buna dur dedi evet. Diye biliyorum evet. Takip ettiğim kadarıyla. Öyle bir şey olursa da daha fazla aslında güç kaybederler. Yani toplum tarafından olumsuz bir noktaya doğru giderler. Teşekkür ederim.